Allah çok sağ ol ya. Çok teşekkür ederim. Kusura bakma. Ya Filiz takılma bunlara. Hadi. Git bir an önce konuş, hallet. Çok sağ ol. Ha, alo. Bu akşam ev hoş olmayacak. Aramayı iptal edin. Gitmesinler kızın evine. Tamam mı? Hoş geldin Filiz. Merhaba Müdür Bey. Gel geç otur. Nasılsınız? Sağ ol. Uzun zamandır Fikret'le ilgili seninle görüşmemiştik. Evet. Tam adam oldu derken bugün de bu olay çıktı. Ne yapmış Müdür Bey? Arkadaşlarıyla toplanmışlar. Dövüşmeye gitmişler okula asıp. Son anda bir öğretmenleri fark etmiş gittiklerini. Biz de peşlerinden gittik de engel olduk. Ne yaptın? Abla, ben çok özür dilerim. Oh Müdür Bey, ne deseniz haklısınız. Yani ne kadar kızsanız haklısınız ama ben onunla konuşacağım uzun uzun, söz veriyorum. Hem biliyorsunuz notları yükseldi. En son matematik sınavından 60 almış. Basket takımına girmek için çok çalıştı. Bize bir şans daha verirseniz. Aslına bakarsan okuldaki bir öğrencinin Fikret'in aklını çeldiğini düşünüyorum. Yeni gelen bir kız var, Ayşe. Onun başının altından çıktı bu olay muhtemelen. Hayır hayır, Ayşe ile bunun alakası yok. Ben kendim yaptım bunu hocam. Ha, otur. Yerine otur. Filiz, bu Fikret'le ilgili son uyarım. Gerçekten düzelmek için çabaladığını gördüğümden bu seferlik affediyorum. Ama tekrar ederse... Etmez, etmez. Etmez, tekrar etmeyecek. Ben konuşacağım onunla, hiç merak etmeyin. Çok teşekkür ederiz bize bir şans daha verdiğiniz için. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Ben var ya, bu sefer bunu kesin attılar zannettim ha. Nasıl hallettin abla? Sorma. Allah'tan notları yükseldi de son zamanlarda. Bir de basketbol takımında insafa geldi müdür. Bir de zaten şey dedi adam. Ne Ayşe diye bir arkadaşları varmış. Esas odur elebaşı, onun başının altından çıkmıştır falan dedi. Kimse o Ayşe. Hafiko. Tam baktım. Kaçıyor bak. Vallahi iyi atmadılar ha. Ayşe? Kiraz evde mi? Çekilsene, ne duruyorsun? Aa. Hoş geldin Ayşe. Kiraz? Şey, ben Ayşe. Yeni taşındık mahalleye. Merhaba, ben de Filiz. O da Rahmet. Merhaba, Rahmet ben. Geçsene Ayşe'cim. Ben arkadaş olalım diye çağırdım onu. Ha, arkadaş değil misiniz zaten? Arkadaşız da şimdi biz biraz atıştık. Bir de Fiko'yla dövüş kavga olayları falan filan da var. Düzeltelim diye. Anladım. Aslında çok iyi oldu geldiğin Ayşe'cim. Biz de bugünkü dövüş kavga olayını konuşuyorduk. Sen de oradaymışsın galiba, doğru mu? Evet, ben de oradaydım. Dövüşemeden müdür geldi. Kötü oldu. Annen niye girmedi içeri? Annemin haberi yoktu ki buraya geldiğimden. Nasıl? Evde değildi, ben yemeğimi yiyip geldim. Evde değildi annen. Ha. Nerede annen? Kim var evde? Hiç kimse. Ha, annen çalışıyor o zaman, öyle mi? Ne iş yapıyor anne? Bilmem, gelip gidiyor işte. Ya ben tek takılmayı çok severim. Baba? O nerede? Babam cezaevinde. Pardon, bilmiyordum. Nereden bileceksin ki? Daha yeni tanıştık.
Annenle de başka zaman tanışırız o zaman Ayşe'cim. Hoş geldin mahallemize de, evimize de. Hoş bulduk. Ya siz iki saattir neden Cemil 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 diyorsunuz? Kim bu Cemil? Komşumuz olur kendisi. Ha, Çinçi Cemil. Çinçi Cemil. Ya Tülay'dan coşturma şunları ya. Ay ne coşturacağım ya? Hem benim nişanlıma yemek yapmam lazım. Ha. Ay hadi bakalım. Hoşça kalın. Ayşe'cim annem merak etmesin seni. Rahmet abim bıraksana. Abla ben bırakayım mı? Ha bırak. Abi ondan değil ya sen yorulma diye diyorum ben. Ya bırak işte. Tamam kimsenin bırakmasına gerek yok. Ben kendim kalka giderim. Tabii ki gidersin aşkım. Ya sen tabii gidersin Ayşe kendin de. Ben de çıkacağım zaten hep beraber yürürüz. Hadi. Görüşürüz Ayşe. Ayşe'cim tekrar gel. Bana bak şunun annesiyle tanışalım. Tamam tamam. Ben şimdi gidiyorum. Kadına röntgeni çekiyorum içinden. Böyle nasıl iyi bir kadın mı, kötü bir kadın mı hemen anlıyorum. Çünkü eğer kötü bir kadınsa benim altın kalpli ablam ona da kol kanat yerler değil mi? Tabii. Gerizekalı. Olamaz. Yani altın be. Elmas, elmas. Ay elmasla bir hurlanıyorum. Doğru doğru. Elması kapatıyoruz. Hadi. Ha bana bak. Hızlı gidin gelin de Hikmet'i arayalım hep benim. Tamam tamam. Biz gelmeden aramayın. Tamam tamam. İyi hadi. Birazdan Hikmet'i arayacağız. Konuşmak istersen uğra sen de. O Cemil'i bir daha bizim evimize girmeyecek değil mi abi? Bak vallahi elinden bir kalan çıkacak karışmayacağım o zaman. Tamam Fiko'cum. Uzatmıyoruz meseleyi değil mi? Demek ablanız siz yetimhaneye düşmeyin diye evlendi o adamla. Evet öyle oldu Ayşe'cim ama neyse bunlar bizim konumuz değil şimdi. Sen şimdi söyle bakalım, siz bundan önce nerede oturuyordunuz? Uzakta. Uzakta. O Cemil abi bir daha bulamayan yanaşsın da bak benim ağzı burnuna sıkıyorum, görsün o zaman. Meselelerimizi artık kavga ederek değil, konuşarak çözüyoruz. Değil mi Fikocuğum? Döverek iki dakikada halledeceğim bir şeyi niye ağzınıza yoralım ki? Hep burası. Hı? Burası. Ha, burası mı eviniz? Ya sizin gelmenize gerek yok, ben girerim. Ayşe'cim olmaz öyle şey yani şimdi. Annene teslim edelim ki bizim de işimiz rahat etsin değil mi? Annem daha gelmemiştir. Anahtar da bende. Ya gel ya basana. Uzatma. O uzatma. Bu kadar. Evet abi uzatma. Ben bakıyorum Ayşe. Ya bir git. Lan sık yapıyorsun lan kızın yanında ha? Ayşe maşe dinleme. Yemin ederim öldürürüm seni Fiko'ya. Sen yapınca oluyor. Ayşe, istersen birlikte yiyebiliriz. Ne oldu ya? Biz arkadaş değil miyiz? Ya. Nasıl ya? Sen bizim eve geldin. Ben de seni evine bıraktım. Öyle kolay mı sanıyorsun sen benimle arkadaş olmaya akıllı mı? Değil mi? Sen şimdi benimle arkadaş mı olmak istiyorsun? Evet tabii ki de. Başka ne olacak? Güçlerimizi birleştirelim mi diyorum ben? İlk önce hak etmen gerek. Tamam. Söyle kimi istiyorsan döveyim. Gör sen de. Kimseye ihtiyacım yok. Ben istediğim zaman istediğim kişiyi dövebilirim. Ne yapacağım o zaman? Benim cesaret testimden geçecek. Tamam. O hiçbir şey değil ki. Ben cesurumdur zaten. Öyle kolay sanma. Ben sana sonra haber vereceğim ilk sınavını. Anladın mı Fiko?
Ya Ayşe, bana kavga de, dövüş de ama bunu deme. Ya nasıl yapayım ben bunu? Ha tamam, yapmazsan yapma. O zaman artık bana selam bile veremezsin. Hadi düşmanız artık. Ya tamam, gel yapacağım, gel. Tamam yapacağım. Hadi yap da görelim. Ha sonuna kadar gideceksin ama. Eğer yarıda vazgeçersen kaybetmiş sayılırsın. Hı? Tamam. Hadi. Kızım bana bak. Güneş'e, Güneş'e niye? Seni atarım okuldan. Ettik, bilmecik, kendimize yenildik. Ayakkabı mı verdik? Ne misin oğlum sen? Ama dikenli yolları koşarak geçtik. Aa, aa, nerede bilsek Güneş'e? Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadı. Ahmet, gel şuradan şuradan, ben alacak. Neşe. Lan! Versene şunu! Ver çat! Oğlum versene şunu! Piko! Yürü git! Rahmet, niye bu rezillik? Ya hocam, ateşi falan çıkmıştır bunun ya. Bir de bizim aile çok şey yaşadı bu ara. Babam hastalığı işte, ameliyat oldu. Böyle annem bir gitti bir geldi. En son yeğenimiz kaçırıldı falan. Bunun kafa yandı orada tabii. Ondan yapmıştır bu. Bir daha ablanızı çağırttırmayın buraya. Tamam hocam, hallediyorum. Fena olur, atarım okuldan. Şakası yok mu işin? Haksız hocam, hallediyorum ben şimdi. Siz ne bakıyorsunuz orada? Hadi sınıfınıza! Çabuk! Müdürün odasında şarkı söylemek ne oğlum? Ha? Attıracak mısın sen kendini okuldan? Tamam abi, kapatalım konuyu. Ne kapatalım konuyu? Söyle, niye yaptın? Ayşe, sen yaptın değil mi? Kesin sen söyledin. Ya Kiraz, sen karışmasana ya! Vallahi Ayşe demiş abi. Sen benim kardeşimden ne istiyorsun ya? Başını belaya mı sokmak istiyorsun? Ayşe, sen mi söyledin Fiko yapsın diye? Ya abi yok. Ufacık bir kızın dediğini mi yapacağım ben? Allah Allah. Benim aklım yok mu ya? Yok. Ya ben kendi isteğimle yaptım. Onun bir suçu yok. Yedi bu çocuk kafayı. Fiko, Fiko. Teşekkür ederim. Senin de sesin fena değilmiş. Ya kızım. Senin yüzünden bütün okula rezil oldum. Kendi isteğinle yaptım, bana ne? Sen yap demedin mi? Neyse tamam, arkadaş olduk değil mi? Yok, ikinci bir sınavın daha var. Ne? Nasıl ya, bitmedi mi? Bitmedi. Ya abi, ben bu kitabı hiç okumak istemiyorum ya. Çok böyle, hiç akmıyor ki. Hızlı okursan hızlı ilerlersin Fiko. Sen kitapları elinde sakız yapıyorsun, o yüzden öyle oluyor. Oku oğlum, oku. Kafanı biraz faydalı şeylerle meşgul et. Ya abi, sen hani bana bir tane kitap vermiştin ya, onu Fiko'ya mı versek acaba? Bir tane çocuk gemiye atlıyordu, sonra başka bir ülkeye gidiyordu çalışmak için. Fiko öyle şeyleri sever. Nasıl ya? Öyle oluyor mu? Hiç pasaportun var mı, annen baban nerede diye hiç sormadan oluyor mu öyle? Fiko. Herhalde kaçak gidiyordur. Hadi be. Öyle oluyor mu? Okuma oğlum sen, okuma. Tamam mı? Ya ne sokuyorsun şunun aklına şöyle şeyler ya? Ben sana daha sakin bir roman bulacağım. Yürü. Tamam abi, hadi görüşürüz. Fiko'nun aklını çeldi bu kıza. Aynen. Öyle olur işte Kirazcığım. Erkeklerin durumu böyle olur. Neyse, boş ver sen, hadi yürü. Ben sınavın için hazır mısın? Değilim ama ne yapacağız işte. Hazırım. Yürü okula. Hadi hadi, oyalanma. Oğlum kavga etmeyin. Geçin sınıfınıza. Gömleğini içine sok. Bu sefer kesin atılacağım ya. Kızım bu saç ne? Düğüne mi gidiyorsun? Topla çabuk şunu. Topla. Topla, 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 topla.
ne yapıyorsun lan sen? Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen Erkan Bey? Neye gülüyorsunuz siz? Fiko! Ne oluyor orada? Ne yaptın sen? Ulan! Hocam buyurun size. Önüne bak. Git çocuğun evini bir kontrol et. Ne kaldı akşama şurada? Öyle mi diyorsun? Tabii canım, hadi. Ya tamam. Bir şey diyeceğim. Bu nerede kaldı bu Zeynep ya? Ömer getirsin artık Zeynep'i. Saat kaç oldu? Eğleniyorlar demek ki. Niye suratı nasıl senin ya? Ya Filiz, çocuğun Ömer'e bir gidişi vardı. Görmeliydin ya. Bana bir kere bile böyle bakmadı. Sevmiyor bu çocuk beni. Ben anne olamayacağım belli ki ya. O saçmalama, olur mu ya? Annelerin en güzeli olacaksın sen. O şimdi parka gidiyor diye sevinmiştir, heyecanlanmıştır çocuk. Öyle mi diyorsun? Halde. Efendim? Efendim? Ne? Tamam, hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Sağ olun. Sağ olun. Fiko, yapmış yine yapacağını. Ben bir okula gidiyorum. Şu Ömer'i sen arasana be Zeynep, getirsin ne olur. Hadi bakalım. Koş. Aa, geldiniz mi? Ha, Filiz. Filiz, ben seni hastanedesin diye biliyordum. Ha, yok, ben de yeni geldim de çıkmak zorundayım şimdi. Kuzum, hadi geç Tülay ablanla otur güzel güzel. Barış abin de gelecek akşama. Ben Barış abiyi sevmiyorum. Ömer abiyi seviyorum. hadi biz içeri geçtik hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ömer çok sağ ol vallahi ya. Hakkını ödeyemeyiz. Çocuğun yüzü gülüyor. Ne demek, onlar mutlu olsun yeter. Sen nereye? Ya Fiko azmış kudurmuş okulda yine de. Öğretmenine kağıttan kuyruk mu yapmış, ne yapmış, okuldan atmasın hadi yalvarmaya gidiyorum. İyi, bol şans sana o zaman. Ya, sağ ol. Hadi görüşürüz, acelem var benim. Veriyorum tasdiknamesini. Bu çocuğun okumaya niyeti yok. Kaç defa ikaz ettim. Bu son şansı dedim. İnadına yaptığına bak ya. Müdür bey, yapmayın ne olur. Bakın bu Fikret'in yapacağı iş değil. Kavga deyin, dövüş deyin, dayak deyin ama Fikret yapmaz öyle şey. Konuşsana Fikret. Ya müdür bey, ziyan mı olsun sokaklarda okumasında? Bırakayım da diğer öğrencilerim ziyan etsin. Ne hali varsa görsün artık. Fikret konuşsana oğlum. Ben yapmam böyle şey desene. Atılacaklar okuldan. Basket ne olacak? Geçmiş olsun Filiz Hanım. Alın tasdiknameyi. Abi, şimdi Fikret okuyamayacak mı? Ya Kiraz bir dur ya. Ben yaptırdım. Fiko'nun suçu yok. Tehdit ettim, yapmak zorunda kaldı. Benim yüzümden. Hayır hocam, onda hiçbir suçu yok. Ben kendim yaptım. Müdür bey, bu eşek şakasına ben maruz kaldığıma göre müsaade ederseniz cezalarını da ben kesmek istiyorum. Nasıl olacak bu iş? Bu çocukları okuldan atmak suça teşvik demek. Ama okulda kalırlarsa onları kazanma şansımız var. İyi de hocam, bu ikisi okulun huzurunu kaçırıyor. Bana bırakın. Bundan sonra ikisinden de ben sorumluyum artık. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Tabii suçları cezasız kalmayacak. Tabii tabii, eti sizin kemiği benim. Nasıl isterseniz. Her gün okuldan sonra 2 saat benim nezaretimde okul kütüphanesini düzenleyecekler. Tamam hocam, siz nasıl isterseniz. Çok sağ ol. Pekala, bu iş hallolduğuna göre herkes dersini başına. Hadi bakalım. Çok teşekkür ederiz. Abla, hı? Ben bugün bu elbiseyi giyebilir miyim?
Gide ablacığım, bunu evde giyip ne yapacaksın? Evde giymeyeceğim ki. Aa Tülay abla, sen neden buradasın? Barış abine çorba hazırlıyorum kuzum, hasta çorbası. Ya sen bırak çorbayı, biz hazırlarız. Sen nikah hazırlan. Aa, nikah ertelendi ya. Ablan söylemedi mi? Ablacığım, ben sana söylemeyi unuttum ya. Barış abin gelemeyecek diye iptal ettiler. Ertelediler yani. Şahit olacaktı ya. Nikahta mı giyecektin sen bunu? Aynen ya. Tamam, üzülme prenses. Nikah bekleme, sen yine de giy yani istiyorsan. Giy tabii kuzum. Abla, ben çıkıyorum size. Nereye gidiyorsun? Ya şey, arkadaşlarla basket çalışmak için sözleşmiştik ya, o yüzden. Hmm. Hangi arkadaşlar onlar? Abla sen tanımazsın ya, üst sınıflarda. Bana bak, Ayşe ile bir haylazlık peşindeyseniz vallahi çok kötü bozuşuruz bu sefer ha. Yok abla ya, haylazlık yapmayacağım dedim ya. İyi. Hadi git, çabuk gel. Ayşe. Of Piko ya. Az kaldı, gelmesen gidiyordum. Ya Ayşe, özür dilerim, çıkamadım evden. Tamam da ne yapacağız? Şimdi birbirimize büyük bir emin verdik değil mi? Evet. Giydin o zaman. Şimdi bu Cemil abi ablamı çok rahatsız ediyor, tamam mı? Sen ve ben ondan kurtulacağız. Oo, büyük olay Fiko. Da planın var mı? Var tabii. Bütün gece bunu düşün. E o zaman anlat. Bak ya, anlatayım. Şimdi diyeceğiz ki... Getirdin mi? Getirdim. Bir şey yarar diyorsun ha? Yarar tabii oğlum. Annem hep uyumak için bundan içiyor. Sonra balon patlatsa duymuyor. Zarar vermez değil mi? Sen bana güvenmiyor musun? Oğlum şu ana kadar verse zaten anneme verirdi. Vermez. Ya çok sağ ol ya. Allah, her şeyi düşünemeysek bunu çözememiştim. Ben çözdüm işte. Bak bir filmde görmüştüm, aynı onun gibi olacak. Söz veriyorum, her şey çok güzel olacak. Tamam, anlaştık. Orada. Cemil abi, bir bakacak mısın? Hayırdır Fiko, niye geldiniz? Ya müsaitsen bir özel konuşabilir miyiz? Olur, konuşuruz da siz yalnız mı geldiniz? Şişt, bana bak. Yine öyle konuşacaksan, ters ters canım sıkacaksan, ayıp edeceksen. Yok, bizim ödevimiz vardı da bir polisle alakalı. O yüzden Fiko da dedi, benim polis tanıdığım var. Dedim. Ona gidelim, yardım alalım dedi de. Birazcık yardım edebilir misin? Ha, ödev için diyorsun yani. Aynen öyle. Yani ama burası pek çocuklara göre bir yer değil. Hani suçlar falan var ya, o yüzden. İyi, ödev, polis falan diyorsan yardım edeceğiz tabii, ne yapalım. Yani bir raporu bitirmem lazım da. Sonra hallederim, tamam. Bir yarım saat gidelim sizle bir yere. Bir meyve suyunu içeriz değil mi Fiko? Olur olur, içeriz. Ahmet, bir yarım saat çocuklarla çıkıyorum. Haberin olsun. Evet, anlatın bakalım neymiş bu polisle ilgili ödev? Ay çok özür dilerim ya. Dur dur, ben alırım, sorun değil. Dur, ben alırım dedim ya. Evet, sizi dinliyorum. Ya hadi, dalga geçmeye mi çağırdınız beni? Yo, biz niye öyle bir şey yapamayız? Kötü çocuk muyuz yani? Biz meyve sularımızı içelim, sen de çayını iç hadi. Biz içiyoruz değil mi? Cemil abi hadi bitir de biz de ödevimizi anlatalım. Ha.
İyi geldi yalnız ama bayağı yanmış içim ya. Hadi bitirdim, anlatın. Şimdi ilk öğretmen geldi. Sonra günaydın dedi, evet. Sonra matematik defterlerinizi açın dedi. Değil mi Fiko? Hı-hı. Ondan sonra kesirleri yazdık işte. O son bölme çalıştık, çarpma çalıştık. En çok bölmeyi çalıştık ama. Ondan sonra teneffüs oldu. Teneffüsle çıkarken koşarak gittiğimiz için ayağı Fiko'nun ayağı bana... Şimdi bu tamam, şimdi bu polisle ilgili kısma gelelim. Çünkü bir saattir anlatıyorsun ve hiçbir şey anlamadım yani. Polisle ne alakası var? Ödev falan diyorum. Ağzımı kaçırdık acaba ailece? Ne bileyim. Uf, uf, uf. Şişt, oğlum Fiko. Söylemek isteyip de söyleyemediğiniz başka bir şey mi var? Söyle, yardım ederim. Okulda falan seni üzen biri varsa yardım ederim yani, sorun değil. Yok Cemil abi. İyi, iyi, tamam, siz bilirsiniz. Hadi işim gücüm var benim, gidiyorum. Biz de gidiyorduk değil mi Fiko zaten? Gidiyorduk, biz de gidiyorduk. Evet, evet, aynen. Biz de, evet, aynen. Bu ne ya? Bir ağırlık çöktü bana. Açık havadandır o, tabii, değil mi Fikocuğum? Hadi hadi, açık havadandır. Değil Cemil mi? Abi. Yardım edelim Cemil abi. İyi misin Cemil abi? Cemil, iyi, 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 tamam. Gerek yok. İyi misin? Hadi sen gayet iyisin. Bir yardım edelim, gel. Gel abi. İyi misin Cemil abi? Yok ya. Çocuklar, ben de... Ben hiç normal değilim. Bu ne ya? Elim ayağım tutmuyor. Sürekli bir peste bir halindeyim. Tamam, dur. Ay dur, 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 dur. Burası tamam, yok bir şey. Bak az kaldı. Arabaya geliyoruz. Bak araba. Araba geldik. Açalım. Aç, aç hadi. Açalım hadi. Açtık. Hadi açalım. Dur, dur. Açtım arabayı. Bir dakika ya. Ulan siz yoksa o benim çaya. Fiko, 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 tut, tut. Kapıyı, kapıyı aç. Ay Cemil abi, Cemil abi. Cemil abi, ben sizi yatıracağım. Sus, hadi gel. Bak bura, bura. Hadi uyu, hadi. Tamam, dur, dur, dur. Bir dakika. Ben şuraya bir oturayım. Otur, otur. Hadi abi, otur. Tamam. Otur, oturdun değil mi abi? Oturdum. Git hadi. Abi. Hah, ayağımda su. Hadi bakalım, hadi bakalım. Oldu mu? Oldu. Bir sorsana ya. Şşş, Cemil abi. Abi bir sorumuz var. Abi. Ya vallahi gitmiş ya. Ayşe. Heh. Şimdi biz Cemil abiyi nasıl götüreceğiz limana kadar? Of, oğlum sen düşünmedin mi plan yaparken? Düşünmedim. Salak mısın oğlum sen? Her şeyi ben mi düşünmek zorundayım ya? Biz nasıl götüreceğiz? Sen demedin mi bana bunu? Kaçak bindireceğiz gemiye, sonra uzaklara, yurt dışına göndereceğiz diye. Ama ben ne yapayım? Kitapta çocuk öyle yapmış. Salak kafa. O kendi yürüyerek gitmiş limana ya. Ha? Bu adam uyuyor. Biz bunu nasıl götüreceğiz? Gemi ne kadar uzakta biliyorsun değil mi sen? Çok uzak. Hah yani. Biz niye burada uyuttuk onu? Ha? Götürüp gemide uyutsaydık ya. Ne yapsaydık? Limanda mı uyusaydık? Hangi bahane uyduracaktık acaba? Yapacak bir şey yok. O zaman atla arabaya gidiyoruz. Ayşe. Ha? Ben araba kullanmayı bilmiyorum ya. Kullanabilsen zaten şaşardım. Ben kullanabilirim Allah'tan. Babam öğretmişti. Nasıl? Basbayağı babam öğretmişti. Geç işte arayollardan gideriz, korkma. He? Emniyet kemerini tak. Takıyorum.
sorunumuz var. Ne oldu? Ayağım yetişmiyor. Ya sen nasıl öğrendin o zaman babandan araba kullanmayı? Babam beni kucağına oturtup anlattı. Ayağım değmiyor işte. Öyle oldu işte. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Fiko! Efendim? Azıcık yavaş bas ya. Tamam oldu mu? Hah iyi şöyle. Ya Ayşe. Ha. Dikkat et olur mu bak. Hiçbir yere çarpmıyorum tamam mı ağaca falan. Mis gibi gidiyorum işte. Bak her şey kontrolümün altında. Ama bir şey diyeceğim. Biz böyle saatte 10 kilometre hızla gidersek zor ulaşırız oraya haberin olsun. Fiko ben sana nasıl güveneyim ya? Hayır ben frene bas dediğim zaman basmazsan ne olacak o zaman? Allah Allah. Ben sana güveniyorum ama onu ne yapacağız? Hem sen yukarıdasın ben aşağıdayım. Önümü bile görmüyorum ben. Fiko. Azıcık sessiz olur musun? Şoförün dikkatini dağıtıyorsun. Çocuklar ne yapıyor? Kızım sana çek arabayı. Dur. Polis geldi Fiko. Kızım sana çek Fiko. Sağa. Ne nasıl? Sağa çek sağa. Yavaş ne? Yavaş sağa çek sağa. Sağa çek diyor. Sağa çek diyor. Direksiyonu sen çevireceksin. Dur. Frene bas. Durduruyorum. Sağa çek. Bastım. Çek onu. Ne yapıyorsun Fiko ya? Ne yapıyorsunuz siz? Şunlara bak, bir de emniyet kemeri takmışlar. Ne yapıyorsunuz siz? İnin bakayım çabuk aradan. Çabuk. Ne hatlar karıştırıyorsunuz siz? Anlatın bakayım çabuk. Biz... Gevelemeden anlat. Ne bu adamın hali böyle? Sadece uyuyor abicim, bir şey yok. Neden? Ya sana ilaç verip de uyku ilacı, o yüzden. Oğlum manyak mısın siz? O da ablamı rahatsız etmesin o zaman. Polis amca bizim hiç öyle kötü bir niyetimiz yoktu. Sadece onu alıp gemiye götürecektik, uzaklara götürecektik. Fiko'nun ablasını da rahatsız etmesin diye. Nasıl uyuttunuz peki bunu? Bununla. Oğlum siz nereden buldunuz bunu? Ananız babanız yok mu sizin? Yürüyün bakayım karakola. Ya bir şey diyeceğim. Benim evime bir saat ekmem lazım. Yoksa ablam arabamı çok uzak, delirir evde. Oğlum sizin başınız nasıl bir belada farkında mısınız? Ehliyetsiz araba kullanma, polis kaçırma. Ya bunlar? Peki ne zaman döneceğiz? Ona savcı karar verecek artık. Savcı ne ya? Sizi hapse atıp atmamaya karar verecek olan kişi. Yürüyün dedim hadi. Devrem sen şu aracı al, ben bunları götüreyim. Binin arabaya çabuk. Ya bu... Bir baksana şu Servet Aktan'ın neredeymiş ofisi falan. Belki yazıyordur internette. Tamam bakayım. Bakayım kuzum. Abla ne oluyor ya? Ablacığım bir şey yok tamam. Hah arıyor. Ay, hadi bakayım. İnşallah hadi. Efendim? Tülay abla ne oluyor ya? Ahmet. Cemil'in ortada uyuz Ahmet. Ne istiyor? Efendim Ahmet. Fiko mu? Benim Fiko. Ne yapmış? Tamam geliyorum. Allah'ım tamam geliyorum hemen sağ ol. Ne oldu kız? Gidiyorum Fiko oradaymış. Ne yapmış? Bilmiyorum ki ben gidince anlatacaklarmış anlamadım. Nereye gidince? Karakola Allah Allah. Ne karakolu ya? Ay bir karakolumuz eksikti ya. Filiz sen söyle. Ne yapayım ben şimdi? Olacak iş mi bu yani? Vallahi amirim ne deseniz haklısınız. Ben yani gerçekten inanamıyorum. Yani bu nasıl olur? Kusura bakmayın ne diyeyim? Cemil nasıl? İyi. Hastanede şimdi. Serum verdiler de çıkar birazdan. Lan Nisan'ın eşesine bunu neden yapar oğlum? O tek başına yapmadı. Beraber yaptık yani. Sırf Filiz abla kurtulsun diye. Değil mi Fiko? Ayşe'cim
Annen nerede senin? Bilmem. Geliyor şimdi annesi. Memur gönderdim, çağırtırdım. Ya bir çekiştirme beni. Hah, geldi benimkisi. Ne istiyorsun ben? Ne hanımefendisi ya? Hanımefendi sensin. Uğraşma be. Rahat dur. Ne hap lan? Sen niye? Ne demek rahat dur ya? Ne demek rahat dur? Sen benden ne istiyorsun? Ya hırsız mıyım ben? Katil miyim ya? Ne yapıyorsun sen burada? Ha? Gene mi bok yedin sen? Hanımefendi. Kızınızla arkadaşı polis memuruma... Bir saniye komiserim, bir dakika. Siz bunu alın, tamam mı? Artık ıslah evime olur, neresi olursa bir güzel oraya yerleştirin. Çünkü ben artık dayanamıyorum, ben bıktım, tamam mı? O da kurtulsun, ben de kurtulayım. Evet, o da kurtulsun, ben de kurtulayım. İşte ne rahat, çocuk da diyor. Annesi değil misin hanım sen bu kızın? Ne annesi komiserim ya? Bunun babası hapse girdi, tamam mı? Ben buna bakmak zorundayım, yoksa benim ümümü sıkar o herif. O yüzden bu benim başıma kaldı. Anası olacak orospu da ortalıkta yok. Yani benim başıma kaldı bu. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Ne olur bunu alın benden. Ben bıktım. Ben bana geliyorlar. Ben darlanıyorum. Ne olur şunu benden alın yani. Çocuğu devlet korumasına vermek istiyorsanız... önce babasından imzalı kağıt almanız lazım. Oh. Öyle olmaz yani. Oh. Neyse, biz konumuza dönelim. Ne diyorduk? Bu ilaçlar çocukların üzerinden çıktı. Bu konuyla ilgili bir bilginiz var mı? Sen benim ilaçlarımı mı çaldın? Sen niye çaldın benim ilaçlarımı? Ben de. Dur şimdi bir dakika. Sen beni delirtmek mi istiyorsun ha? Sizin mi bu ilaçlar? Benim. Tabii ki benim. Ama onları bana doktor verdi. Bana bak. Eğer satıyorsan... Ne satması komiserim? Olur mu öyle şey? Onlar reçeteli. Dur bir dakika. Bugün alacaktım. Yine ya yeni yazdırdım ben. İşte al. Bu da reçetesi. Alın bunu. Gerçek mi bir inceleyin. Bir de götürün GBT'sine baksınlar. Ne gerçek misin? Ne GBT'si ya? Tabii ki gerçek o. Bana bak Cüce. Hep bunlar senin yüzünden. Bakma bana öyle. Beni delirtme. Beni kullanma. Hep senin yüzünden. O pes herif baban yüzünden oluyor bunlar. Başıma sağlı seni. Biz... Siz gelmeden önce Cemil'le telefonda konuştum. Karımın kardeşinden şikayetçi olacak halim yok dedi. Tabii Fikret'ten şikayetçi olmayınca senden de olmadı. Oley be! Oh. Çok teşekkür ederiz amirim, biz gidelim. Ben Cemil'i de ararım, kusura bakmasın, söylerim. Tamam Filiz, götürebilirsin kardeşini. Ama bak, bir dahaki seferi affetmem. Zaten arada Cemil olmasaydı bugün çocuk şubeye gönderir, hiç karışmazdım. Tabii haklısınız. Kusura bakmayın tekrar. Sağ olun, yürü. Abla, Ayşe ne olacak? Yürü. Otur kızım sen de, otur. Memur amca, burada kaç polis çalışıyor? Yürü. Geldi Cemil, bak özür dileyeceksin. Ya abla. Özür dileyeceksin dedim sana, yürü. Cemil nasılsın, merhaba. Şimdi öğrendim ben de olanları, çok geçmiş olsun. Ya vallahi Filiz nasıl olayım ya? Yani olacak iş değil ya. Hastaneye gittim baygın, bir ton şey yani. Doktor dedi ki ölümden döndün dedi. Şakası falan yok yani, verilmiş sadakam varmış. Bayağı analları dikiyordum yani, biliyor musun? Çok geçmiş olsun, saçma sapan bir şey olmuş. Ben inanamıyorum hala Fiko nasıl böyle bir şey yaptı. Fiko'nun sana söylemek istediği bir şey vardı değil mi Fiko? Cemil abi. Ben çok özür dilerim. Kötü bir niyetim yoktu. Oğlum öldürüyordunuz lan beni. Bunun iyi niyeti kötü niyeti olur mu? Vallahi yani... ben gerçekten Fikret nasıl böyle bir şey yaptı inanamıyorum. Kusura bakma, tekrar geçmiş olsun. Neyse şimdi ben bir amirle konuşacağım. Bana 2 gün izin verdi. Gideceğim, yatacağım, dinleneceğim. Zaten kayınçomdan şikayetçi olacak halim yoktu yani. Allah'tan annem burada değil, biliyor musun? Yani memlekete gitti, bu halimi görmeyecek. Yoksa bir de yaşlı kadın, sen de biliyorsun. Onunla uğraşırdık yani. Allah'tan, Allah'tan öyle. Tekrar geçmiş olsun, kusura bakma, sağ ol. Ya Filiz, bak bu çocuğun gidişatı iyi gidişat değil. Haberin olsun, siz de kendinize mukayyet olun. Biliyor ya, hayırdır? Tam çocuk özür diledi işte, yanlış bir şey yapmış, tamam.
geçmiş olsun dedik. Allah Allah. Yürü. Ay abla. Hı? Ayşe kaldı orada. Ne Ayşe'si oğlum ya? Ne Ayşe'si? Annesi yanında kızın işte. Gidecek annesiyle eve. Ya abla, ben annesi değilim dedi ya. Görmedin mi? İstemiyorum alın dedi. Oğlum sen kendi hayatına bakacaksın. Duydun mu? Sen kendi hayatına bakacaksın, kendi önüne bakacaksın. Ne Ayşe'si ya? Bir adam öldürüyordun sen, adam öldürüyordun ya. Delirtme beni. Ayşe maaşı yok bundan sonra, görüşmeyeceksin Ayşe'yle. Yürü. Abla ben seni korumak için... Korumayacaksın sen beni. Ben seni koruyacağım, anladın mı? Sen beni değil, ben seni koruyacağım. Bitti. Yürü. Abla. Ha canım. Fiko oturmayacak mı masaya? Hayır ablacığım, cezalı. Ya. Al hadi, misafirsin sen al. Salak bu ya. Bana bak. Sen de büyüyünce yaramazlık yapmıyorsun, tamam mı? Ha bak, gördün halini. Tamam. Ha. Al, dökme daha ye. İçeride yesem olmaz mı abla? Hayır, yemeyeceksin. Burada yiyeceksin. Bundan sonra yasak. Tamam mı? Park yasak, top yasak. Evi bırak, odadan çıkman yasak senin şu andan itibaren. Duydun mu? Otur, dökmeden ye. Abla. Ayşe'den haber var mı? Ne Ayşe'si ya? Ayşe adı duymayacağım bundan sonra bu evde. O kim ya? Ayşe. Ne oldu? Gel. Anne. Gel buraya, gel gel gel. Ayşe. Ne oldu annene? Annem beni evden attı. Ama telefonu aldı, bir daha eve gelemezsin dedi. Ah kuzum benim. Hadi gel içir, gel. Gel çıkar ayakkabını, gel. Ayşe. Oo. Ne oldu ya? Ben de bilemedim nereye gitsem. Buraları da bilmiyorum. Size geldim. Gündüz olsa parka giderdim. Tamam, biz seni götürürüz annene, tamam mı? Konuşurum da ben. Ben bırakırım ya. Ben biliyorum evi zaten. Geçen Fiko'yla bıraktık ya seni. Orası benim gerçek evim değil. Yalan söyledim. Annemi görün istemedim. Tamam, hadi bir sakinleşelim. Bak bana. Tamam. Aç mısın? Değilim. Hadi geç sen, geç. Geç bakayım, hadi. Uyumam ben. Allah, oturabilir miyim? Sen
aşk konusu Şurtan. Cemil'i bayılttılar ya işte. Ayşe'cim birazdan çıkarız tamam mı? Ender Hanım'a yarısını söyleyerek yüzüğü al. Ben daha sonra senden satın alacağım. Merak etme konuşacağım ben annenle. Abla. Hı. Bu akşam burada kalsa. Kuzum olur mu öyle ama ya? Nerede kalacak yerimiz yok ki. Annesi atmış evden. Lütfen. Çocuk atılır mı canım evden? Ben konuşurum annesiyle. Merak etme sen tamam. Hadi Ayşe'cim çıkalım kuzum. Ben de seninle çıkayım oradan eve geçerim. Hadi görüşürüz. Alsana. Ha, otur ağla bir de. Annem evden haklı diyor. Biz geri yolluyoruz kızı. Sen karışma Fiko'cum. Tamam mı? Ablam gidiyor zaten şimdi. Seni ilgilendirmez. Burası mı? Aman. Biz Ayşe'yi bırakmaya gelmiştik de bize gelmişti. Niye getiriyorsunuz ki? Ben istemiyorum ki bunu. Hanımefendi ne yapalım? Sokakta mı kalsın çocuk? Ya nerede kalırsa kalsın. Bana ne? Benim derdim değil ki ya. Ben istemiyorum ki bunu ya. Ben bittim. Yalnız hanımefendi farkında mısınız bilmiyorum eğer bu bir suç sayılıyor. Yani dışarıda başına bir şey gelirse sorumlu sizsiniz. Hayır. Allah Allah. Sana ne? Ha? Sana ne ya? Sana ne? Sana ne oluyor? Olur. Ben şimdi onu alırım. Tamam mı? Götürürüm, bir güzel yatırırım. Ondan sonra sabah olur karakola bırakırım ben bunu. Ondan sonra artık yuvaya mı götürüyorlar, nereye götürüyorlarsa götürsünler. Benim derdim değil. Bir bana ne, bana ne? Ben ne yapayım yani ben? Yürü kız. Gir içeri hadi. Hadi. Ayşe dur. Dur sen bize kal. Ne? Bize kal kuzum. Ayşe bugünlük bize kalsın. Siz de yarın kendinize gelince, ayılınca gelir alırsınız olur mu? Eyvallah. Hadi pazar olun. Haydi. Ayakta duramıyor. Bu ne ya? Boş ver, boş ver. Hadi gidelim. Fiko, hadi oğlum yat artık ya. Ablam gelecek, patlayacak gene sana ha şimdi. Zaten mimlisin şu an. Ya abi, ben her şeyi merak ediyorum ya. Yatamam ki. Hah, geldiler. Anlat şimdi ablam. Hadi gel bakalım. Ayşe. Bu ne? Bu gece sizde kalıyorum. Oley be. Hayda. Hadi gel bakalım kuzum. Sen benim yatağımda yat, ben Hikmet abinin, tamam mı? Hikmet kim? Aa Kiraz sen yatmadın mı? Hadi pijama ver ona. Hikmet bizim erkek kardeşimiz. Rahmet'in bir küçüğü. Peki nerede? O Ankara'da, yatılı okulda. O da mı sizi kızdırdı? O yüzden mi gönderdiniz?
Yani. Ama aslında biz onun iyiliği için gönderdik yani. Sadece biz kızdık diye değil. Tamam. Hadi geç. Filiz abla. İyi geceler. İyi geceler. Tamam bana müsaade. Hadi, hadi iyi geceler. Ha, yatarsın şimdi değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.